Arkadaşlar herkese iyi haftalar. Bist 30 dışında normalde hisse analizi pek yapmıyorum, biliyorsunuz hani hacimsiz kağıtlarda iş biraz manipülasyona giriyor. Şimdi Emlak Gayrı geçen hafta Perşembe Cuma günü Bist 100 tarafı gevşerken özellikle 4-5 gün satış gelirken Bist 100 tarafında 1.32 ile 1.28 gibi bir bölgede bir yatay bir bant yapıyor. Özellikle şuradaki 1.28'den olan çıkışın bir filamasını yapıyor gibi. Baktığınız zaman geçen seferde özellikle 1.32'den dönmüştü. Sanki haftalıklarda burada bir çift dip görüntüsü ve bu 1.32'yi kırarsa da yukarı doğru biraz hareketin hızlanabileceği ile ilgili biraz bize bir ipucu veriyor gibi. Geçen haftada birazcık bir takasta yabancı bir mal aldı aşağılardan. Dolayısıyla eğer ki piyasa sakin durur, yatay durursa burada 1.32'nin üzerinde 1.38-1.40'a doğru bir hareketlenme olabilir. O yüzden borsacı kardeşlerimizin izlemesinde fayda var. Son şöyle bir 2 haftalık takasına da baktığımız zaman hani kim almış diye şöyle bir inceleyelim. Eylül ayı içerisinde şöyle baktığımız zaman 2 haftada da yabancıdan yaklaşık bir 18 milyon tane bir alış var. Yani çok büyük bir alış değil ama fena da bir alış değil. Sonuç itibariyle şuradaki harekette de yabancının mal aldığını görüyoruz. Dolayısıyla 1.32 önemli bir bölge. Emlak Gayrı'da BIST 100 tarafındaki gevşeme geçen hafta sürerken kağıdın yatay kalması ve kuvvetli durması önemli bir gösterge. 1.32 üzerinde bir 1.38 hareketi gündeme gelebilir. Bakmakta fayda var. Sonuç itibariyle faizlerin de iniyor olması, hani her ne kadar emlak sektörüne çok büyük bir canlanma getirmese de şu anda en azından bir beklenti yaratıyor olabilir. Dolayısıyla bu da 1.32-1.27 arasında sıkışan hissenin yabancı alımı ile beraber bir 1.38'lere doğru hareketlenmesine sebep olabilir. Borsacı kardeşlerimizin bakmasında fayda var. Herkese hayırlı haftalar.